Gözlerine bakmadan veremem bu kararı. Ya elinden gelmezse? Bilmiyorum canım. Bilmiyorum. Güzel bir sürpriz. Seni beklemiyordum. Narinim, bir tanem. Tahmin ediyorum bana çok kızgınsındır. Hop, ne yapıyorsun sabahtan beri? En azından veda mektubunu hak ediyor. Oh ya. Böyle bir durumda ne yazılır, ne yapılır yani hiç bilmiyorum. Vallahi bence her şeyi en baştan anlat kardeşim. En baştan. En baştan. Ailemdeki bütün herkesin deli olduğunu ve tımarhaneye kapanması gerektiğini mi anlatayım yani? Bunların da en zararsızın annem olduğunu. İnanır ya. Kolay gelsin kardeşim. Narinim, ben gitmek zorundaydım. Sana hiçbir zaman söz edemeyeceğim nedenler yüzünden. Sana büyük acılar yaşattığını biliyorum. Ama en azından seni hala çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Elveda aşkım. Narin, hadi ya bitir artık işini. Bir an önce evine git. İşe alındın mı? Alındın, alındın. Yukarıda sana bir paket bıraktım. İçinde çok güzel yemekler var. Karnını iyice doyursun dedi Hacı amca. Hadi bakın. Tamam, bitireyim hemen. Hadi bakın. Of, 100 kilo olacağım bu lokantada ya. Allah'ım çok mutluyum ya. Unutacağım seni Fırat Kazan. Göreceksin bak. Okulumu okuyacağım, paramı da kazanacağım. Aklıma bile getirmeyeceğim seni. Göreceksin bak. Thank you.
Erkencisin. Ya sen akşamlara çalışmayacak mıydın? Şefim, şimdi okul yok ya, bol bol vaktim var, geleyim dedim. İyi o zaman, hadi geç içeri. Yalnız öyle erken gelmene gerek yok. Yani öğle servisine yetişsen yeter. Öğle servisine kadar yapacak çok iş bulurum ben, sen merak etme. Öyle olsun bakalım, hadi geç. Geç bir kahvaltı ısmarlayayım sana, gel gel. Ay yok, kahvaltı mahvaltı istemem vallahi. Dün yediklerim 3 gün idare eder beni. Allah hayırlı versin. Otursana oğlum, o kadar şey hazırladım. Çıkacağım hemen, acelem var. Nasıl yani acelesi? Şu Narin'e yazdığım mektubu kapısının altından atacağım. Vay, bitirdin sonunda ha? Onu sevmediğim için gittiğimi düşünmesin. Dilim vardığınca bir şeyler yazdım işte. Tam hepsini yazmadım ama umarım beni affeder. Oğlum zaten çekip gideceksin. Niye ümit veriyorsun ki kıza boşu boşuna? Bırak ya, unutsun seni işte. Ya ümit verdiğim falan yok be oğlum ya. Onca şey yaşadık, sadece kalbini kırmak istemiyorum işte. Ben bakarım. Harun amca, senin ne işin var burada? Gelsene. Harun amca bizim aile avukatımız. Serdar da ev arkadaşım amca. Otursana Harun amca, yabancı değil, anlatabilirsin. Belli ki yine kötü şeyler var. Fırat. Hemen pasaportunu, eşyalarını al. Derhal havaalanına gitmemiz lazım. Niye ya? Nereden çıktı şimdi bu? Benim daha gitmeme çok var. Vaktimiz yok. Yolda anlatırım. Baban da havaalanında bekliyor zaten. Vallahi bana hiçbir şey anlatmazsan gitmem yani şuradan şuraya Harun amca. Oğlum işte savcılardan biri takmış babana. Bütün şirketleri didik didik ediyorlarmış epey bir zamandır. Ne yapayım yani? Bu bilindik bir şey. Beni niye ilgilendiriyor ki? Oğlum unuttun mu? O şirketlerden bazılarına sen de ortaksın. Yurt dışına çıkış yasağı konması an meselesi. Hemen Amerika'ya gitmen lazım. Bütün geleceğin bitecek yoksa. Biz arkanızdan buraları toplarız. Ama şu anda hemen gitmeniz lazım. Ne güzel şeyler var bu dükkanlarda be. Paran olacak, çifter çifter alacağım. Giyeceğim, şöyle kuşanacağım, okula gideceğim. Karnın doydu tabii. Elbise alman eksik kaldı değil mi? Kirayı nasıl vereceksin bakalım? Merak etme kanka. Geçecek hepsi. Döneceksin geri. Orası belli olmaz. Babam yine kim bilir neler karıştırmıştır. Neyse. Narin'in evini biliyorsun. Bunu kapısının altından atarsan sevinirim. Tamam. Benim için çok önemli. Merak etme, ben hallederim. Günaydın güzel kız. Günaydın. Gel şöyle oturalım, azıcık konuşalım seninle. Otur, otur şöyle. Yakında okullar açılıyor. Herhalde oldukça heyecanlısındır ha? Evet Hacı amca. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ya çocukluğumdan beri hayalim, düşünsenize. Allah tamamına erdirsin inşallah. Annem baban ne kadar gururlanıyordur seninle kim bilir. Keşke bizim Ayta da senin gibi okuyabilse. Ama nerede? Liseden atıldı. Tembellikten. Ne o? Senin yüzün düştü birden. Hayattalar değil mi annenle baban? Hı. Oğlum, 2 çay getir bize. Sen de anlat bakalım. Kimsin, nesin, kimlerdensin değil mi? Hanım bir kızsın belli. Şurada günlerdir yüz yüze bakıyoruz. Tanıyacağız birbirimizi. Elveda aşkım.
de öyle Necati abiyi de jandarmaların arasında görünce ben de kalktım geldim hacı amca. Yani annenin elini öpemeden, hayır duasını alamadan kalktın geldin buralara. O zaten görmez ki beni. Fark etmez yokluğumu yani. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyor kendisi. Aa, ne olursa olsun o senin annendir. Bak yine de sen bilirsin ama ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim bayramda annemin elini öperim, kırgınlıklara son veririm. Onlar da bilsinler nerede olduğunu, rahat etsinler. Hı? Gene de sen bunu bir düşün ha. Ha, aklındayken gel. Ah, bu senin haftalığın. Ha, buradakiler çok memnun çalışmandan. Böyle devam et, oldu mu? Hadi bakalım. Sağ olun hacı amca. Uyudun mu? Hacı amcanın haftalığımı aldım. Ya geri kalanını da haftaya alınca bütün kiranın tamamını bitirmiş oluyorum. Duydun beni değil mi? Zeynep fena içti. Dur, sızdı kaldı, duyamaz seni. Ne yapıyorsun be? Ne var, ne oldu? Gel biraz muhabbet edelim, dur der. Ya sen de amma yabanı çıktın kızım be. Bunların hepsini bir kenara yazıyorum Cengiz Efendi, tamam? Bunun hesabını vereceksin sen. Yak. Bak ya. Allah Allah, katil olacağım burada ya. İş buluyorum, para kazanıyorum, karnımı doyuruyorum, başka bir şey çıkıyor. Sen beni mi sanıyorsun? Beni mi sanıyorsun Allah'ım sen? Partideki kız. Neydi bunun adı? Ha, Deniz Deniz. Evet. Tabii ya. Kayıt olmaya geldiğim gün de görmüştüm ben. Ama kızı. Beni bastılar. Ama çok güzel. Bebeğe gelen var mı? Tamam hadi. İyi oldu bütün paranı verdin Zeynep'e. Aptal narin. Sen sağ ben selamet. Ulan bir simit alacak bile para bırakmaz mı insan kendine? Akşam lokantaya gidene kadar aç kaldı. Aklın başına gelsin şimdi. Bir gün bayılıp kalacağım sokak ortasında açlıktan ya. O olacak sonunda. Biraz bozukluk bulsam bari. Bu ne be? Bu ne ya? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Bir sürü de para he. Ay bak yine de şimdi benim de şu çorbada bir tuzum bulunsun. Bak pek fazla bir şey değil ama al bunu kızım. Ay hocam çok rica edeceğim lütfen. Nalin al. Hocam lütfen hayatta... Nalin. Ölümü... Hocam hayatta kabul edemem lütfen. Ant içtim olmaz. Neler yaptınız benim için? Çok emeğiniz var. Hele bugün yaptıklarınız olur mu? Hayatta alamam hocam. Peki. Ben bir lavaboya gideyim izninizle. Tamam. Şükürler olsun ya Rabbim sana. En zor anımda Hızır Aleyhisselam'ı yolladın bana. Dün geceki sınavdan geçtim be. Çok şükür sana. Buldun mu lan Nalan? Bulduk abi çok şükür. Var ya sevdanı dağlara yazarım var ya. Gözümü kırpmam yakarım var ya. Aşkına ömrümü adarım var ya. Ben... Yalnız abi şey var ya. Ne oldu lan? Ben yengeyi biraz böyle bir şey gördüm yani. Nasıl gördün lan?
hafiften böyle bir hani kendi kendine konuşmalar, böyle bir gülmeler, hani böyle kafayı çizdirmiş gibi abi yenge. Onda bir sorun yok oğlum. Ben de kendi kendime konuşuyorum yani. Sen bundan sonra burada kalacaksın Ali. Ne yapıyor, ne ediyor, kimle geziyor, ne yiyor, ne içiyor, hepsini bana bir anlatacaksın. Abi yani ben yengeyi buldum da hani takip edeceğim ki yani. Oğlum gör nereye gidiyor, ne yapıyor, kimle görüşüyor, Allah Allah. Ya ben anlamıyorum yani. Şimdi sen yengenin yanına gitsen, ne bileyim bir gül yaptırsak, şöyle güzel güzel konuşsan, bir pastaneye davet etsen. Hani en başta açılmasan da olur dersin, işte biz hemşehriyiz. Bak geldik buraya, benim yazıhane. Bir tek senin kafan çalışıyor değil mi? Biz aptalız yani. Ha? Yok abi, o yüzden demedim. Hani bazen insanın eli kolu bağlanır yani, delikanlık hali. Ali, ben o kızın karşısına ne zaman çıkacağımı biliyorum. O gün gelene kadar kimle görüşüyor, ne yapıyor, ne ediyor, hepsini öğren. Allah korusun, kız yanlışa düşmesin. Tamam mı? Tamam. Hadi şimdi yürü. Görev seni bekliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Var ya sevdanı dağlara yazarım, var ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.